Elhamdülillah, şükür hamdan ve şükran lillah, salatın ve selamın ala nebiyyillah. Şerhul alim ve mütealim okumalarımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. İman bahislerinden devam ediyorduk. Seyit Hoca'nın tahkikinde sayfa 198'deyiz. Yani diğerinden takip edenler varsa o da yani 125 veya 130'lu sayfalara denk gelir. Ama bu yeni tahkiki ısrarla tavsiye ederim. Gerçekten güzel ve net bir şekilde ifade ediyor. Eserin otantikliğini daha net bir şekilde gösterebiliyor bu. Şimdi sayfa 198'de kalmıştık. Oradan devam ediyoruz. Bismillah. Faslun el-imanu ve tasdiku. İman nedir? Tasdiktir. Kalel müteallimu, öğrenci dedi ki, le hasenun ma fessarte, ne güzel açıkladınız. Velakin ahbirni mel iman, yani biraz da iman nedir? Ondan bahsederseniz güzel olur. Kalel alimu, alim de İmam Azam ve Ebu Hanife de dedi ki, el iman ve tasdiku ve marifetu ve yakinu ve ikraru ve islamu. İman tasdiktir, bilmektir, yakindir, ikrar etmektir, İslam'dır. Ve nasu fit tasdiki ala selaseti menazile. İnsanlar tasdik bakımından üç kısma ayrılır. Feminhum, bunlardan ilki, men yusaddiku billahi ve bima ca'e minhu bi kalbihi ve lisanihi. İlki kimdir? Kimlerdir? Allah'a ve ondan getirdiğine, kimin? Hazreti Peygamber'in getirdiğine, kalbi ve diliyle iman edendir. Yani diliyle onaylayandır, tasdik edendir. وَمِنْهُمْ ikinci grup مَنْ يُسَدِّقُ بِلِسَانِهِ وَيُكَذِّبُ بِقَلْبِهِ diliyle tasdik edip ikinci grup diliyle tasdik edip kalbiyle yalanlayandır, inkar edendir. وَمِنْهُمْ üçüncü grup ise مَنْ يُسَدِّقُ بِقَلْبِهِ وَيُكَذِّبُ بِلِسَانِهِ kalbiyle tasdik edip diliyle inkar edendir. Üç sınıf. Hem kalbi hem diliyle tasdik eden. İkincisi, diliyle ikrar edip kalbiyle inkar eden. Üçüncüsü de kalbiyle tasdik edip diliyle, pardon, kalbiyle tasdik edip diliyle inkar eden. Üç grup. Kâlel müteallim. Öğrenci bu durumda sordu. Kad fetahte li şey'en lem ehtedi lehu. Yani daha önce göremediğim bir şeyin kapısını araladınız bana. Fe ehbirni an ehli haulâil menâzilis selâse. Yani bu üç grup insan hakkında biraz daha açıklama yapın. Ehum indellâhi teâlâ mu'minûne. Yani tüm bunların hepsi Allah katında mümin midir? Kâlel âlimu rahimahullahu. Allah rahmet eylesin. İmam-ı Azam şöyle cevap verdi. Men saddaka billahi ve bima ca'e min indillahi bi kalbihi ve lisanihi. Yani Allah'ı ve Hazreti Peygamber'in Allah'tan getirdiği her şey kalbi ve diliyle tasdik eden kimse ve huve indellahi وَعِنْدَ النَّاسِ مُؤْمِنُونَ مُؤْمِنُونَ hem Allah katında hem de insanların nezdinde mümindir. Hem kalbiyle hem de diliyle tasdik eden kimse. وَمَنْ صَدَّقَ بِلِسَانِهِ وَكَذَّبَ بِقَلْبِهِ
tasdik edip kalbiyle inkar edene gelince kâne indallâhi kâfir. Bunun durumu Allah katında kâfirdir. Ve indennâsi mu'min. Fakat insanlar nezdinde mümindir. Niye? Burada çok önemli bir ilkesel çerçeveyi veriyor. Ve esasında toplumsal ilişkinin, bireylerle kurulacak ilişkilerin nasıl olması gerektiğini, yani bir anlamda kişilerin sınırlarına hürmet etmesi gerektiğini ortaya koyan harika tarihi cümleler. Buraya dikkat edelim. Ala ennen nase la ya'lemune ma fi kalbihi. Yani niçin böyle diyoruz? Şunun için. İnsanlar bir kişinin kalbindeki, içinden geçirdiği şeyi bilmezler. Yani bilmek de onlara bir sorumluluk değildir. Ve aleyhim bu nedenle yapmaları gereken nedir? En yusemmuhu mu'minen. Yani kişiyi diliyle ikrar edip, yani diliyle tasdik edip kalbiyle inkar eden kişiyi mümin olarak isimlendirmeleri gerekir. İma zahara lehum minel ikrari bihadi şehadet. Yani ortaya bir şehadet koyması, bir ikrar, yani ben inanıyorum ikrarını göstermesi itibariyle buna bu şekilde yaklaşmak, muamele etmek lazım. وَلَيْسَ لَهُمْ اَنْ يَتَكَلَّفُوا اِلْمَ الْقُلُودِ. Yani hiç kimsenin kalplerdekini bilecek diye bir sorumluluğu da yoktur. Buraya dikkat etmek gerekiyor diyor ve bu gerçekten çok önemli bir sorun. Hala da cari olan bir sorun. Niyet okuma deriz değil mi? Böyle niyet okuyup insanlarla nizaha girme çokça olan karşılaştığımız şeylerdir. Yani bir kişi neyi beyan ediyorsa ona göre şey yapıyor, muamele edilir. Ha, insan şeydir, ikna edici değildir, şudur budur. Bu kişi kendisi ona göre kendini ayarlar, ayrı mesele. Ama beyanın aksine bir muamelede bulunamaz. Burası önemli. Yani herkesin belli bir sınırı var ve o sınırlar aşılamaz. وَمِنْهُمْ مَنْ يَكُونُ عِنْدَ اللّٰهِ تَعَالَى مُؤْمِنًا. Şimdi Allah katında mümin olan üçüncü grup, yani وَعِنْدَ النَّاسِ كَافِرٌ. Ama insanlar nezdinde kafir. Allah katında mümin, insanlar nezdinde kafir. وَذَٰلِكَ اَنَّ الرَّجُلَ يَكُونُ مُؤْمِنًا. Esasında bu kişi nedir? Mü'mindir. Billahi, Allah'a inanandır. Ve yuzhiru kufra bi lisanihi fi halet takiyyeti min el-katl. Yani kişi, Ammar bin Yasir'in durumunu düşünün. Ölüm korkusu nedeniyle diliyle küfrünü izhar edebilir, ortaya koyar. Fe yusemmihi men la ya'rifu ennehu yettaki. Yani bu kişinin müttakilerden olduğunu bilmeyen bir kimse. Yani adam ben abi kafirim diyor. Ama biz kalbini bilmiyoruz ki. Yani bilemediğimiz için, yani bir kişi bilemediği için bunu ne diye isimlendirir? Kafir diye isimlendirir. Halbuki vahu indallahi teala mu? Ve Allah katında da bu kişi mümindir. Yani bir kişi bu şekilde isimlendirmesi nedeniyle de o kişiye de herhangi bir sıkıntı olmaz. Çünkü bilmiyor. Anlatabildim mi? Yani bile bile bir şeyi, insan bile bile yaptığı şeylerden sorumludur. Evet, şimdi bu bağlamın açıklamasına geliyoruz. Şerhü zelike, bu çerçevenin açıklanması. İlem, bil ki enne kavlena el imanu huve tasdik. İman tasdiktir.
görüşünüzü bil ki fela hilafe beynel firaki ila ihtilaf mezahibin fil imani ennehu huve't tasdiku fi lugati'l arabi qabla nuzulil Kur'ani ve vurudi'ş şeriat. Diyor ki evet, yani Müslümanlar arasında, mezhepler arasında, iman noktasında bir takım tartışmalar var. Eyvallah. Ama şu noktada herhangi bir tartışma yok. Nedir o? Gerek Kur'an'ın nüzulünden önce olsun ve şeriatın ortaya çıkmasından önce olsun, gerekse de sonrasında olsun. Arapların dilinde iman tasdiktir, temel itibariyle. Bunu bütün hepsi kabul eder. Ve innemâ zâime farîkun, yani bir grup şunu iddia etmektedir ki enne şeriat semmet mâ leyse bi tasdikin imanen. Yani tasdik olmayan şeyi de iman olarak isimlendiriyor. Bir grup böyle bir iddiası var, bir grup. Femen esbete fil esmai ma lem yekun fil lugati marufen inde ehli. Yani eğer bir kimse bu isimlendirme noktasında ehlince maruf, gramatik olmayan bir şeyi ortaya koyan bir kimse koyarsa veya ve şebbehu zelike, işte bunu da işte şunu da teşbih ederim. Bis salatu vel haccu ve savm, işte namaz, hac, oruç gibi. Ve enne şeriata gayyaret hadhihi'l esma fi muktada'l lugati. Dilin gereği şeriat bu isimlerde bir değişiklik yapar. Ve cealaha ismen li gayri ma kana ma'hudan fil lugati. Yani dilde alışılmışın, bilinenin dışında bir isimlendirme yapar. Ve kalu, ve bu itibarla derler ki el esma isimler ala darbeyni, ikiye ayrılır. Lugaviyyun ve şer'iyyun. Dilsel ve şer'i şeklinde. Vel kelamu indena fi zalika, bu konudaki söz, bize göre olan söz, ennel esma kullaha, bütün isimlendirmeler, yani özellikle kelam bağlamında hususi olarak esma ve ahkamın, özellikle uhrevi kimlik ve bu kimliklere, bu isimleri kullanacak karşılıklar şeklinde ifade etmiştik. Ve bunun tabii bir de dilsel altyapısı var. Oraya da işaret ederek diyor ki tabii terminolojik olarak çerçeve bu bizim konuştuğumuz bağlamda, ama yani insanın koyduğu isimlendirmeler var ve bu isimlendirmelere karşılık gelen bir gerçeklik veya varlıklar var. Bu bağlamda dramatik bir tartışma yaptığını burada görüyoruz. Diyor ki evvel emirde bütün isimler nedir? Lugavidir, dilseldir. Bu kafamızı gömmüşüz de dostlar yeni gelmiş. Hoş geldiniz. Hoş bulduk hocam. Zekiye sen de hoş geldin. Hoş bulduk hocam. Teşekkür ederiz. İyi, seni cumadan sonra tutmamışlar hocam. Sevindim ona. Evet. Acele etmedim biraz. Geldim şükür. Eyvallah. Ya biz de daha yeni başladık hocam. Zaten o ana metni daha o önce okumuştuk Tamam. biliyorsun. Güzel Şimdi hocam. birinci paragrafı okuduk. Yani özetle temel ilkeyi vurguluyor. İman tasdiktir. Yani bu Arap'ın örfünde Kur'an inmeden önce de böyleydi, sonrasında da böyleydi şeklinde. Ama tabii yani şeriat bazı durumlarda
kelimeleri farklı anlamlarda şey yapabilir, yükleyebilir. Bunları nasıl anlamamız gerekir bağlamında açıyor şimdi konuyu. Diyor ki işte ilk önce bize göre buradaki olması gereken söz nedir? Bütün isimler dilseldir. Yani dilsel bir temeli vardır. Yani. Lugavidir. Ve enne şeriate lem tüzit fiha. Yani esasında şeriat buna bir şey ne yapmaz? Eklemez, değiştirmez. Muhtemelen burada kastettiği şey hakiki anlamda. Yani işi gene getirip şeye bağlayacak, mecaza bağlayacak. Hakiki anlamda yani buna ne artır ne eksiltir diye yorumlayabiliriz bu bağlamı. Ve deliluha, bunun da delili şudur, fî delike kavlû teâlâ, bu bağlamda Allah-u Teala'nın şu ayetidir. Ve mâ erselnâ min rasûlin illâ bi lisânin kavmihî. Yani biz her peygamberi kendi kavminin diliyle göndermişizdir. Yani onlara o şekilde vahiy vermişizdir. İbrahim suresi 4. ayet. Yine ve kavluhu teala Nahl suresi 103. ayette ve hâzâ lisânun arabiyyun mubînun. İşte bu Kur'an-ı Kerim açıkça bir Arapça bir kitaptır ifadesini örnek veriyor. Fe ahbaren bize gösteriyor ki ennehu Kur'an-ı Kerim Allahu Teala hatabahum ala lugatil Arap. Kur'an-ı Kerim'de Arapların lisan üzerine muhatap almıştır, hitap etmiştir. Fe vecebe en yuhmele kulli hitabin fi şeriatı ala hukmin lugati. Dolayısıyla burada olması gereken nedir? Her hitabın, şeriattaki her hitabın yani dilsel hükmüne dayanarak ortaya konduğunu anlamak gerekir. Bu şekilde yorumlamak gerekir. İz lem yahus hitaben min hitabin. Yani burada bir ayrı bir şey ifade etme durumu söz konusu değildir. Vela ismen min ismin veya işte dilin kullandığı ismin dışında başka bir isim kullanmak da söz konusu değildir. Vayden aynı şekilde fe innehu levzade fil lugati ismen. Yani eğer dilsel anlamda bir isim ekler ise ma uqile manahu İzâ hâtabahum. Yani hitap ettiğinde bir şey mi dedin hocam? Abi ses geldi de. Benim sesim Mana şu çok farklı. şekilde. Ya benim kulağımda öyle çınladı da üstad. Mana şu şekilde bağlanır. Ve lev fe'le delike zahara ve nukide ve enteşer. Yani bu yapılsa bile, ortaya çıksa bile, nakledilse bile, yayılsa bile felemmen lem yunkaz zalike eğer herhangi bir nakil yoksa bu konuda yani bu ne diyelim farklı bir çerçevenin ifade edilmesi bağlamında bir nakil yoksa bu lime ennehu inneme hatabu. Burada ne anlaşılır? O lugavi kök neyse o şekilde hitap edildiği anlaşılır. Bil esma'illeti arafu me'aniha qablen hutibu biha. Çünkü kişilere hitap edilmeden önce hitap edildikleri şeyin isimlerin manaları neyse onu anlarlar. Eğer daha öncesinde bir şey var ise bir not var ise bu bilinir ona göre hareket edilir. Yoksa da lugavi manası neyse ona göre hareket edilir. Velemme kâne mânel imani fi lugati ve yani olayı buraya bağlıyor. Yani imana tasdik denmesi şeriatın aslında ortaya koyduğu bir şey değil. Lugatin, dilin kendisinde olan bir şey. Bu zaten cari olan bir durum. Cari olan bir durumdan dolayı da tekrar şeriatın ya işte buradan şu anlaşılır gibi bir ayırt edici
açıklama ortaya koyması da gerekmiyor. Olayı buraya bağlıyor anladığım kadarıyla. وَلَمَّا كَانَ مَعْنَ الْاِيمَانِ فِي لُغَةٍ وَالتَّصْدِيقُ ki onların dillerinde de imanın manasının tasdik olduğu ortadayken وَخَاتَبَهُمْ bihi ve onlara da öyle hitap etmişken vecebe en yuhmele ala ma fi lugatihim qabla en verede aleyhim hitabu bihi. Yani bu hitap gelmezden önce de dillerindeki anlam neyse ona hamletmek, o şekilde yorumlamak gerekir. Lemma akhbarahum enne yuhatibuhum ala lugatihim. Yani ki yukarıdaki ayetlerinde görüldüğü üzere onlara kendi dillerinde hitap ettiğini görüyoruz. Velem yesbut ennehu velem yusbit de diyebiliriz. Ennehu nakale ismen en manahul mevzu'i indahum. Yani onların dillerindeki anlamın dışında ne diyelim? Onlara göre bu mevzudaki manaya dair bir isim, herhangi bir şey nakledilmemiş. Yani şöyle diyebiliriz yani şimdi motomot gidince oturmuyor. Yani onların anladıkları çerçevenin dışında bu isme dair bir nakil gelmiyor şeklinde söyleyebiliriz. Dolayısıyla aslında onların lügatlerinde olan mana neyse ona göre bir kullanım yapılmıştır ve bu kullanımın da özünde tasdik bulunmaktadır. Burada lügavi olarak bir delillendirme yöntemine gittiğini görüyoruz. Hocam, sizin ekleyeceğiniz bir şey var mı? Yok hocam. Olursa müsaade isterim. Eyvallah, eyvallah hocam. Ya ara ara yokluyorum böyle şey. Şey Eyvallah. oldu. Ve emma ma zekeru min emri salatu ve savmi vel haccı ve zekati ve gayriha. Şimdi yani Sanki bir burada üst cümle kaldı hocam. Üst. ha doğru, Hemen üst. pardon. Tamam, eyvallah hocam. Fe emmel müstefadu mineş şeriati. Yani şimdi esasında burada şeriattan faydalanan şey, şeriatın ortaya koyduğu şey fevvel ahkamu lel esma. Yani hükümlerdir, hüküm koymaktır. Yani isimlerle uğraşmak değil, hüküm koymak. Evet. Vel mercu fi ta'arrufi ma'nel esma'il varideti ile ehli lügati la gayrı. Dolayısıyla yani şimdi bir ismin gelen, ortaya çıkan, var olan isimlerin manasının idrak edilmesi, bunlara vukufiyet kesbedilmesinde başvurulacak kaynak da bizatihi dilcilerdir. Başkası da değil. Yani dilcilerin işi esma ne diyelim şeriatla ne diyelim şeriatla ilgilenen alimlerin işi de şey, hükümler, ahkam demek istiyorum. Ve emma ma zekeru min emri salati ve savmi vel haccı ve zekati ve gayriha. Şimdi burada namaz diyorlar, oruç diyorlar, hac, zekat ve benzeri ibadetler. Yani bunları biz imandan mı sayacağız veya saymayacağız? Yani buna gelince fe innehu lem yesih أن شيئا منها غيرته عن الموضوع له في اللغة. Yani bağlam olarak dil açısından konulan bağlamı değiştirmek doğru olmaz. Buradan herhangi bir şeyi değiştirmek doğru olmaz. وإنما أثبت لها أحكام شرعية. Aslında burada yapılan şey nedir? Bu isimler için hükümlerin konulmasıdır. Ve ullika fiiluha bi avsafin ve heyatin ve ne diyelim ve bunun
Nitelik uygulaması. de nasıl hocam? Şekillere bağlanmıştır o sofrayı. Evet, o çeşitli şekillere, çeşitli niteliklere bağlanmıştır. Ve umira el muhatibuna en yetu biha ma tilke şuruti vel heyati. Ve muhatapların da bu şartları yerine getirmesi gerekir. Liyaka bihal itidad. Yani bu çerçevenin yerine oturması için, bağlamın ortaya konması için, hesabın kesilebilmesi için. Ve yuhsele veya yahsule lehu hukmul kabuli bil isabeti aleyha. Yani kişi kabul ettiğinde ödüllendirme, karşılık verme durumu ortaya çıkabilsin. Ve sukutul iadeti ala failiha veya işte faili yapmadığı zaman da ona ne diyelim bir karşılığının dönmesi şeklinde durum ortaya çıkabilsin. Ve delike la yaktadî tagayyura manahu amma vudiya lehu fil lügat. Yani lügat itibariyle hangi bağlamda konulmuşsa mana onun değişmesini de gerektirmez burada konulan hükümsel çerçeve. Bel yekunu mana kulli vahidin min zalike, zira burada her bir mana, her birinin manası ida utlika mahmulen ala hükmün lügati. Yani lügatteki hükme göre yorumlanır. Lügatteki hükme göre yorumlanarak isimlendirilir esasında. Böyle de bir şey var yani. Hükümle isim arasında da böyle bir durum var diyor. Ve illem yetba el hukmu el isme lugaviye fihi. Yani hüküm lugavi isme tabi olmasa bile. Yani burada ayırt edici bir ne diyelim ayrıntı fark olsa bile. Ya burada şunu kastediyor. Aslında yani hükümle isim ilişkilidir. Ama yani bazen işte bu bu ilişki birebir böyle ne bileyim tam oturacak şekilde de olmayabilir. Yani bunun ifade edilmesi çok farklı bir şekilde de şey yapabilir, olabilir. Yani mecaz dediğimiz temel itibariyle bunu sadece şeriat ve kişiler değil, aslında dilin doğası kendisi de kullanabilir. Bilmiyorum ifade edebildim mi hocam? Yani eksik kaldıysam Yo, anlaşıldı hocam. ya bazen tam şey çıkmayabiliyor veya Evet, şeyi ama biliyorsun. mefhum anlaşılıyor. Evet. Yani önemli olan bu dili dikkate alacağız. Ben de şey derim derslerde herhangi bir hüküm çıkarmadan önce biz Arapçacının önünde önümüzü ilikleriz. O bize ayet veya hadisteki kelimenin Arap dilindeki kullanımını, sınırlarını verir. Biz ancak onun içerisinden bir mana çıkarabiliriz diye. Eyvallah. Doğru tespit hocam. Zaten ya eleştirilir ve eleştirilmez. Yani bizim kelamcıların ilk yaptıkları iş yani böyle bir Evet. dilsel şeye başvurmak, dilsel şahitliğe başvurmaktır. Olmazsa çok keyfi tevil kapısı çıkıyor yani. Tabii. Ucuk Ya olmaya o zaman hiç. eleştirdikleri talimiye falan bilmem ne. Yani her şeyi Onlardan uydurursun, her şeyi söyletirsin. evet, onlardan fark kalmıyor. Ya tabii sonuçta abi haber üzerinde konuşuyorsun ki haber de rizikolu bir alandır. Bir de üstüne ilham ve benzeri farklı şeyleri de eklediğin zaman riziko kat be kat daha şey yapıyor, artıyor. Dolayısıyla dikkatli olmak gerekiyor. Ve belki de yani ilim ehli arasında bunun çilesini en çok çekenler kelamcılar herhalde hocam. Tabii mümkün. Çünkü tehlikeli bir alan, itikada dair konuşuyorsun ve Ya sağlam şimdi konuşmalısın. ya diğer bilim adamları nedir işte fizikle uğraşan bilmem ne işte beş dünya bakaraktan ne bileyim akıldı şuydu buydu falan
Ona bakaraktan bir şeyi ortaya koyuyor. Ama yani siz bir haberi ve şahit olmadığınız bir haberi temellendirecekseniz yani 40 kere düşünüp bir kere söz söylememiz gerekiyor. Ve ona rağmen yine birçok eleştiriye maruz kalabiliyorsunuz. Yani bu açıdan kelamcılar ve tasavvufçular bu açıdan birbirine benziyor. Ama tasavvufçuların işi biraz daha zor yani. Yani o hadi yani bu tarafta yani mucize değil mi? Akla hitap ediyor. Onun rehberliğinde şeyi çıkarabiliyorsun. Ama diğer tarafta çok acayip yorumlara giriliyor. Evet. Nereden tutsan. Neyse fazla da derine girmeyelim hocam. Fakat itemede istimalu hadil esma'u hadil esma'i inde ehli şeriatı yani şeriatla uğraşan ulemaya göre bu isimlerin kullanılma şekli ala veçhin şu çerçeveye dayanır. Huve mecazun fil lügati. Yani dilde bunun ifade edildiği kapsam nedir? Mecaz. Mecaz dilde var olan bir şey. Ve leyse bi mumkini itlaqu zalika aleyha mecazen. Yani şöyle diyelim. Ya yani bir şeyin isimlendirilmesi onda mecaz olmayacağı anlamına gelmez diyebilir miyiz? Veya tam tersi mi hocam? Yani ıtlak isimlendirme veya yani bir şeyin de böyle oluyor olması, mecazi olarak isimlendiriliyor olması bir şeyin isimlendirilmesini inkar ediyor, ortadan kaldırıyor, olmaz şeklinde yorumlayabiliriz diye düşünüyorum hocam. Hocam olabilir. Evet. Veya tam tersi de Evet. olabilir. Veya işte bir şeyin isimlendirilmesi onun mecazi bir boyut kazanmasının önünde engel değildir şeklinde de Yani anlaşılır. şey sanki ben şöyle bir şey de anladım. Dilde mecaz olan bir veçe bir gerekçeye göre de kullanılabilir. Yani bu kullanım buna dayanabilir. Yani Evet. şeriat mecaz kullanır. Bu bir tartışma erken dönemlerde var ya Kur'an-ı Kerim'de mecaz olur mu, caiz mi, değil mi diye. Evet. Yani şeriat da şeyi kullanır. Mecaz dilde varsa mecaz bir anlamı bunu şeriatta Evet. kullanır gibi anladım ben. Zaten şu cümlede tamamlıyor gibi hocam ve tekunul hakikatu raciatun ila ma huwa manahu fil lugati. Yani sanki şunu söylüyor. O mecaz da aslında yani böyle asılsız ve mesnetsiz bir şekilde ortaya çıkarılan bir şey değildir. Yani ne için konmuşsa hakiki mana neyse onunla irtibatlı bir şekilde ortaya konmaktadır gibi bir şey söylüyor. Yani aslında mecazın hedefi de hakikate raci olmaktır gibi bir şey söylüyor. Bilmiyorum ne dersin hocam? Evet, devam ediyoruz. Feyza vaka zalikel mevkiu yani çerçeve böyle olduğuna göre vaka ma şartillezi udife ileyhi fi şeriatı şeriata ona iliştirilen, onunla ilişkilendirilen şartla birlikte ortaya çıkar. Ve sümmiyetin cümletu bismi badiye. Ve tamamı bir kısmının isimlendirilmesiyle de adlandırılır. Kema yekulune. Şuradaki gibi. Yani bir bütün isimlendirilecek. Bunun bir kısmından bahsederek bütünü isimlendirme ifade ediyor. Şimdi onun da örneğini verecek. Ma kema yekulune. Şöyle dedikleri gibi. Ma bakiye min beni fulanin illa ra'sun vahidun ve illa vechun vahid. Yani falancalardan sadece bir baş
ve bir yüz kaldı. Yuridüne bizalike el cümlete leti tüsemme insan. Yani burada neyi kastediyor? İnsanı kastediyor. İşte bir yüzünü ifade ederek veya yüz deyip veya baş. İşte şu odada şu kadar kelle oturmaktadır. Kelle vergisi deniyor mesela, değil mi? Kelleden kasıt nedir? İnsanı ifade ediyor. Ya burada sanki şöyle bir şey ekliyor işte. Yani bir parçanın ifade edilmesiyle bir bütün ifade edilebilir ve bağlamsal, işte hangi açıdan bakıyorsan onun ifadesiyle de bir kavram ifade edilebilir. İşte Evet. iman, yani iman ama hangi bağlamdan kastediyorsun? Yani sujesi itibariyle mi kastediyorsun? Aslında bunların hepsi de hakikate farklı farklı bağlamlardan ilişkili bir gergef gibi anlatıyor gibi geldi bana. Biraz da şeye Anladın hazırlık yapıyor herhalde, haberi mı? sıfatlar meselesine. Yani Muhtemelen. kelimenin eğer mecazda kullanımı varsa o zaman anlamı o mecaza da hamledilebilir deyip Evet. biraz Şey hazırlık. anlamında diyorum hocam. Yani işin temelini Evet. ortaya koyma bağlamında sanki böyle bir çerçeveyi ifade ediyor. Ya işte sonunda da şeyi bağlayacak. Şimdi işte namaza da denebilir. Niye? Çünkü namaz da Hazreti Peygamber'in Allah'tan getirdiği bir şeydir. Onu ikrar etmen itibariyle, anlatabildim mi? Yani bak bu açıdan bağlıyor. Ama amel tasdikin bir parçası değildir yani. Anlatabildim mi? Yani hangi açıdan bakıyorsa gibi bir çerçeveyi de katıyor gibi geldi bana. Evet. Feyza kâne kezâlike, çerçeve böyle olduğuna göre, fekâne me'hazul esmâ'i minel lugati vel hitâbi muradun aleyhim. Yani bu isimlerin alınması, yani kaynağı, hem lügat hem hitap itibariyle kaynağı, bu zikredilen gerçeklik veya varlık neyse ona göre ortaya çıkmaktadır. Vel ahkamın kaynağı ise me'huzetun mineşşeriat. İsimlerin kaynağı dildir. Hükümlerin kaynağı ise şeriattır. Lem yesih en yukale. Şöyle denmesi doğru olmaz. Nedir o? İnnel esma'e tebiya lil ahkami. İsimler ahkama tabidir. İsimler hükümlere tabidir. Önce hükümler gelir, sonra isimler gelir denmez. Bel kullu vahidun minhuma mukarrun ala mevduhi ve müstamelun fi zati. Aksine onlardan her biri, ne diyelim, bağlamı neyse, mevduya bağlam diyebilir miyiz hocam? Şey de olabilir, belki vaz olundu, dilde vaz olundu anlam üzere Yani vaz sabittir. olunduğu çerçeve, vaz Evet. olunduğu çerçeve neyse ona dayanır. Evet. Ve zatıyla ilgili, bak zata bağlamaya başladı hocam. Zatıyla ilgili onun hakkında kullanılır. Evet, şimdi karşıt bir soru gelecek. Fein kıyle, şayet şöyle sorulur ise. Eleyse kad ruviye anin nebiyyi sallallahu aleyhi ve sellem ennehu kal. Yani şu bilinmez mi, Hazreti Peygamber'den şöyle bir rivayet var. Nedir o? El imanu bid'un ve seb'une baben. İmanın 70 küsür kapısı vardır. Alaha, onun en yücesi, şehadetu en la ilahe illallah, kelime-i şehadet getirmektir. Ve ednaha, onun en alt kapısı ise imatatul eze anit tariqi, yoldan insanlara zarar veren bir takım şeyleri kaldırmaktır. Vakat ruviye
anhu eyden sallallahu aleyhi ve sellem ennehu kâle, yine Hazreti Peygamber'den şöyle söylediği rivayet edilmiştir. El hayâ'u minel imâni. Utanmak imandandır. Ve kâlellahu teâlâ, yine Allahu Teala buyuruyor ki وَمَا كَانَ اللّٰهُ لِيُضِيعَ اِيمَانَكُمْ. Allah sizin imanınızı zayi edecek değildir. Bakara 143. ayet. Kale İbn Abbas radıyallahu anhuma, Abdullah İbn Abbas da rivayet eder ki yuridu salatakum ila beytil mukaddes. İstiyor yani beytil mukaddese doğru namaz kılmanızı. İşte herhalde kıble Şey diyor değiştirdi. hocam. Şey diyor, Nasıl burada hocam? imanınızı zayi edecek değil diyor ya. Buradaki kastı Evet. geçmişte Beyt-i Makdis'e doğru kıldığınız namazlarınızı zayi edecek değil. Evet, İmandan evet. maksat o diyor. Anladım. Kastediyor. Evet. Hatta o Mutezile'nin o Beyine suresinden getirdiği bir takım şeylerle de anlatmıştı ya, yani o yakın, yani yakın bir bağlam burası da. Kıyla şöyle denir. İnnel iman ellezî kaddemnâhu min âyâtihi ve min âyâtihi vurudil hitabi, sanki verede mi olacak orası? Min Allahi Teala ve subutihi min âyâtihi ve vurudil hitab aslında. Orada bir vav unutulmuş gibi. Min ayatihi ve vurudil hitabi min Allahi Teala ve subutihi ala hasabil lugatil marufeti inde ehliha. Şimdi ayetlerden hareketle sunduğumuz, ondan sonra Allah'tan gelen hitabın çerçevesinde ve bilinen ehlince bilinen maruf dilsel çerçeveden hareketle ifade ettiğimiz iman yekşif an meani delike, manaların üzerine açmaktadır. Ve yucibul kavlu bi sıhhati tertibi delike aleyhi ve doğru bir sıralama ile ortaya konmalıdır. Ala ma la yunaqiduhu ve la yunafihi, o çerçeveye ters olmayan, onunla çelişmeyen bir bağlamda ortaya konmalıdır. Feize bana bima zekerna. Şimdi zikrettiğimizden açıkça ortaya çıkınca nedir o? Ennel imanı fi lügatil arabi huve tasdiku la gayb. Yani Arapların dilinde iman özü itibariyle nedir? Tasdiktir. Başka bir şey değil. Ve vecedne ehlel lügati kad yetevessaûne fil kelam. Ve sonra görüyoruz ki dilciler sözün genişletiyorlar. Yani sözün daha güçlü bir anlam ifadesi kazanması için ne yapıyorlar? Sözü genişletiyorlar. Yestaminunel ismi kullanıyorlar. Limanen ve hakikatin fi gayri manahu. Yani öyle bir şey için ki konulduğu, vaz edildiği bağlamın dışında bir manayı ifade etmek için kullanıyorlar. Kimler? Dilciler. Vezalike kesirun fi lisani, ki dillerinde bunun birçok örneği vardır. Meşhurun fi hitabihim, hitaplarında bu meşhurdur. İktada zalike indena, bize göre gerekir. Maani hadil ahbari alel asli lezî zekernâhu. Yani daha önce bahsettiğimiz asıl ilke çerçevesinde bu haberlerin manalarının değerlendirilmesi gerekir. Fema kâne minhu, bunlardan olan tasdikan, tasdik kelimesi, fe ismul iman lehu hakikatun. Yani burada iman isminin bir hakikati, bir gerçekliği vardır. Ve ma lem yekun tasdikan fe ismul iman lehu ittisaun. Yani
Tasdik olmayan şeye de iman isminin konulması manayı ifadeyi genişletmek için, onun bir şeyin ifadesini güçlendirmesi içindir. Ve yekunu veçhü tesmiyeti ma leyse bi tasdikin imana, yani tasdik olmayan bir şeyin isimlendirilmesi, iman olarak isimlendirilmesi, keveçi tesmiyeti ma leyse bi ilmen, yani ilim olmayan bir şeyin ilim olarak isimlendirilmesi gibidir. Nasıl? Bunun örneklerini verecek şimdi. İza kâne beynehumâ zarbun minel münasebeti ve taallum. Ha, arada ne olması lazım? Bir ilişki ve bir bağlantı olması lazım. Ela yura, görülmez mi? Ennehum yusemmûne er-resmet dâlle alel ilmi ilme. Yani resmi işaret eden resmi. İlme işaret eden resmi ne yapıyor? İlim olarak isimlendiriyor. Resim ilim değil. Ama ilme işaret etmesi itibariyle bak, ilişkiyi bu şekilde kuruyor. Yani falanca hiç alakasız bir şey değil. Buradaki ilişki şey nedir? İlme işaret etmesi itibariyle o şeye ilim diyor. Ama ilim değil. Anlatabildim mi? Feyekulune, diyorlar ki mesela, fi hadet defteri ilmu fulanin ve kelam fulanin. İşte şu defterde falancanın ilmi var. Filancanın sözü var. Yazmış. Yani oradaki yazılı olanlar neye işaret ediyor? Filancanın bilgisine, bilgili olmasına işaret ediyor. Yani bak, ilişkiyi nasıl kuruyor? Gördünüz mü? Bunun temelini bu şekilde, güzel bir şekilde ifade ediyor. Ela yura. Kale Teala, yine görülmez mi Allah Teala buyuruyor. Hel indekum min ilmin ve tuhricuhu lena. Eğer sizde bir şeyler varsa, herhangi bir bilgi varsa niye çıkarmıyorsunuz? Buyurun çıkar. Enam suresi 148. ayet. Fe erade bihi, burada kastedilen nedir? El kutubelleti fiha er-rusumu ed-dallatu aled. Yani kitapları çıkarın. Yani sizin nezdinizde sizin iddialarınızı ortaya koyan kitaplar var mı? Onları çıkarın. O kitap neye işaret eder? İlme delalet eder. Bu itibariyle onlar da ne olarak isimlendiriliyor? İlim olarak isimlendiriliyor. Dolayısıyla fellezî evcebe aleyna, bize gereken şudur, yapmamız gereken şudur. En nahmile ala zâlike mâ leyse bi tasdîk. Yani bu şekilde yorumlamak. Tasdik olmayanı da bu şekilde yorumlamak. Ve onun tasdik olmadığını da bilmek gerek diyor. Anlatabildim mi? Fenüsemmihi iman. Tasdiye işaret etmesi itibariyle. İbadetlerde ne işaret edilir? Bir adam namaz kılıyorsa ne dersiniz? Müslüman dersiniz. Değil mi? Niye müminliğine işaret etmesi itibariyle fenüsemmihi imanen. İman olarak isimlendirir. Mâ zekerna, zikrettiğim üzere enne hitâbe yeridu alâ hâdî lügati. Yani bu dilin kullanımı neyse ona göre hitap şekillenir. Velem yuthbit ve yethbut en naklu ve velem yuthbit en nakle anha fi şeyin min esmaiha. Eğer yani o olmadığı halde, ne olmadığı halde onunla ilişkili bir nakil veya bu isimlerle ilişkili bir nakil olmadığı halde. Evet, felemme bu, o zaman bu durumda felemme kânel amelu vel ikraru yeteallaku bit tasdik. Yani burada ne anlıyoruz? Amel ve ikrar tasdikle ilişkili bir şeydir.
İlişkili olması itibariyle bunlara iman denir diyor. Ama imanın hakikati bunlardır demiyor. İmanın hakikati nedir? Tasdiktir. Ceza o zaman burada mümkündür en yüsemme imanen. Bu ikrarın ve tasdikin işaret etmesi itibariyle. Hocam başka bir tartışmaya da burada zemin hazırladığını görüyoruz. Kelam-ı lafzi, kelam-ı nefsi hocam. Sıfatlar dedin ya, özellikle bu bağlama bir hazırlık yaptığını anladık yani hocam. Sadece sıfatlar değil, sıfatların da en hususi olması bağlamında kelama şey yaptı, getirdi, bağladı. Evet. Lemma ve lima beynehuma minel münasebet. Aralarındaki ilişkiden hareketle. Ve huve minel ameli şeriat. Ha, bu da nedir? Amel işte şeriattır. Yestur anhu şeriattan çıkar. Ve o farun min furuhi onun şubelerinden bir şubedir. Ve delike ennehu bak burası da önemli bir cümle. Saddakal emra. Yani kişi o işi de ne yapar? Tasdik eder. Fima erada minel vaadi yani bir vaat istemesi, bir vaadi dilemesi çerçevesinde ve akarral abdu esmara lehu zalike vücube taatin min sıdkihi yani bu tasdik yoluyla taat gerektiren bir şeyi ki bu bir nedir? İşin meyvesi olarak ortaya çıkar. Kul da bunu ne yapar? İkrar eder. Fîmâ tebeyyene lehu minel vâdi hussel vâdu vel va'idu fî ef'âlihi ve hudûdihi ve rusûmihâ. Yani özetle şunu söyleyebiliriz. Yani bunlar imana işaret ediyor ve bunların yapılması veya yapılmaması durumunda. Bu işin bir şeyi var, karşılığı var. Bunlar için birer hüküm ortaya konmuş ve bu hükümleri de bir anlamda ne yapması ilişkili olarak tasdik etmesi itibariyle olayın genel çerçevesini bu şekilde ortaya koyabiliriz diyor. Yani elimden geldiği kadar karmaşık olmamaya çalıştım. Ama inşallah anlaşılmıştır diye umuyorum. Evet. Ve kad tekaddeme beyanu kavli yani şu konuda daha önce bahsetmiştik. Şu konuyla ilgili ennel feraide minel amali tetba'u fardalim. Yani amellerin farziyeti imanın farziyetine tabidir. Yani ilk önce imanın farziyeti gelir, sonra amellerin farziyeti gelir. Bunu daha önce söylemiştim. Feize akarra bi fardıl imani kişi imanın farziyetini ikrar ettiği zaman yetbahu fardalanmalı. Otomatik olarak amellerin de farziyetini ne yapmış olur? İkrar etmiş olur. Hani akaid kitaplarında geçiyor ya işte yani büyük günah işleyen imandan çıkmaz. Onu helal görmedikçe bak aslında bu bağlama bir işaret olduğunu da ne yapıyoruz? Görüyoruz. Ve kânetil amalu fer'al imani. Ameller imanın dallarıdır. Fecaze en yüsemme bismihi ve bu itibarla onların da bu şekilde isimlendirilmesi nedir? Mümkündür diye ifade ediyor. Yani bir ağaç gibi yani ne diyelim? İslam'ı bir ağaç gibi düşünün. Onun görünmeyen kökleri aslında neyi ifade ediyor?
imanı ifade ediyor. İşte o görünen dalları falan da işte ameller, değil mi? İşte yaprakları şey, işte ağaç komple İslam'ı ifade ediyor gibi bu örneği veriyordum daha önceden hatırlarsanız. Bu şekilde söylenebilir. Kale yine dedi ki ve kezalike aynı şekilde el ikraru beynehu ve beynel imani münasebetü. Yani ikrar işte imanla nedir? Arasında bir münasebet vardır. Lennehu izâ saddakans. Onu tasdik ettiği zaman lezimehul ikraru bih, ikrar etmektir. Yani tasdik neyi getirir? İkrarı getirir. Ondan sonra ne gelir? İşte ameller gelir, şunlar gelir, bunlar gelir. Fevve keşşerâi ve sâiril âmâli lletî hiye etba'un lil îmân. Yani şeriatlar gibi, diğer imanlar, ay şey ameller gibi. Bunların hepsi imana tabidir. Ve kederken hayâ, aynı şekilde hayâ da bu şekilde. Liannehu yani mümin bir adam hayasız olabilir. Yani tasdiki otomatikman bunu getirir diyor zaten. Liannehu izâ saddaka billâhi yani eğer bir kişi Allah'ı tasdik ediyorsa lezimehu el-istihyâ minhu utanması da gerekir. Ondan sonra ve min masiyeti yani ona günah işlemekten de çekinmesi, korkmasını gerektirir. Fesara min etba'il imani ve şerai'i. Yani bütün bunlar nedir? İmanın tabiileridir. Ve işte onun şeriatlarıdır. Kalu dediler ki ve manen ayyai ve terkül mezmumi minel ahlak. Haya ne demek? Ahlaki anlamda zemmedilen, çirkin görülen şeyi terk etmektir. Vel mezmumu manehallahu an. Çirkin görülen, zemmedilen şey de nedir? Allah'ın nehyettiği şeydir. Vel mahmudu ma emara bihi. Güzel görülen şey de nedir? Onun emrettiğidir. Tam burada hocam şeyi eşari mantığı ifade ediyor yani. Değil mi? Yani husul kubuh meselesine de bağladı olayı. Evet, hoş. Tabii, kesinlikle. Evet. Yani biraz şeyden farklılaştı yani. Tabii, Halife emredilmiş. Batur'un çizgiler. Ve emma kavluhu geçtik mi? Pardon. Ma Yusuf'un imanu bihi minel hayai. Yani burada imanla nitelenen şey işte ne? Yani hayadan hareketle. Haya ona delalet ediyor değil mi? Bununla bir niteleme olduğunu görüyoruz. Fe manahu dolayısıyla onun manası etterku lil kabihi. Çirkin olanı ne yapmaktır? Terk etmektir. Ve emma kavluhu. Şimdi şu ayetin yorumuna gelince. Bakara 143. Liyudî'a imanakum. İmanınızı zayi edecek değildir. Fela nunkiru en yekune manahu. Bunun şöyle anlamının şöyle olmasını biz kabul etmiyor değiliz. Tasdîkukum li rasûlikum fîmâ ahbarakum min vücubi salati aleykum fi tilkel muddeti ila beytil mukaddes. Yani size Hazreti Peygamber belli bir süre neyi haber verdi? İşte Beytil Makdis'e doğru namazınızı kılın. Ve siz buna iman ettiniz. Bunun gerekliliğine iman ettiniz. Böyle bir anlarsal çerçeveyi biz zaten ne yapmayız, reddetmeyiz diyor. Aslında makul bir açıklamayı ortaya koyuyor burada. Bu inkıyla şöyle sorulur ise arada salatı burada namazı kastetti. Kâne tevessüan bu anlamı genişletmek içindir. Ve veçhuhu ma beyyenne daha önce bunun anlaşılma yönü açıkladığımız gibidir. Ennel a'mâle şerâi'ul iman.
Yani ameller nedir? İmanın hükümleridir, sonuçlarıdır. Ve enne şeriate şeyi gayru şeyi. Bir şeyin şeriatı, bir şeyin hükmü o şeyin kendisi değildir. Velakinnehu yusemma bihi tevessuan ve mecazen. Fakat o hükümle ne yapabilir? Anlamı genişletmek ve mecazi bir şekilde isimlendirilebilir. Bu şekilde isimlendiriliyor olması onunla aynı şey olduğu anlamına gelmez. Fakat beyyenne fîmâ kablû. Daha önce de hatırlarsanız açıklamıştık. Enne tasdîka huve bil kalbi. Tasdik kalp iledir, kalp ile olur. Hatta bizim Hanefiler, Maturidiler ne diyor? Tasdik kalbin amelidir gibi de bir cümle kullanıyorlar, değil mi hocam? Yani sadece kalbin ameli sadece budur yani, tasdiktir. Veya bunun zıttı olarak tekzip de aslında kalbin bir ameli olarak nitelendirilebilir. Ve manahu nedir? İtikadul mutakidi sıdkal muhbiri fima ahbarahu bihi minel gaibati tuğne ikrarin lisani. Yani dil ile ikrar olmaksızın haber verenin gaipten haber verdiği şeylerin doğruluğuna inanan kişinin inancıdır. Bunun açıklaması bu. Yusamma el mukirru bi lisanıyla ikrar eden de isimlendirilir musaddikan tevessuan. Anlamı genişletmek için veya işte bir kelimenin ifadesinin güçlendirilmesi bağlamında bir çerçeveyi ifade eder. İdea lem yekun bi kalbihi mutakiden, velev ki kalbiyle inanmıyor olsa bile. Ve beyyenne vechu ma yughni an iadetihi. Yani bunu yeteri kadar açıkladık arkadaş. Daha bu kadar yeterdi. Feyinkıyla yine şöyle sorulur ise eleyse manet tasdiki indekum huwa itikadu sıdkil muhbiri fima ahbarahu fima ahbara bihi. Yani şimdi size göre tasdiğin anlamı haber verenin haber verdiği şeylerin doğruluğuna inanmak değil mi? Evet. Böyle değil mi sizde? Fakat yekunu vakıen an nazarin ve istidlalin. Feyekunu marifeten. Yani bu ne diyelim? Düşünme ve delillendirme yoluyla olabilir. Ki bu da ne olarak isimlendirilir? Marifet. Fakat yahlu min derik. O zaman burada şunlar söz konusu olabilir. Fela yekunu marifeten ve yakinen. Marifet ve yakin olmaz. Ve keyfe veçul cemi beyne cemi derike ve isabeti manen vahin. Şimdi bak bu kadar şey söyledi işte marifetli, yakindi, İslam'dı, şuydu, buydu değil mi? Sadece ameller değil. Yani bütün bunların hepsini nasıl biz birleştireceğiz? Birleştirerek, yani hepsini birleştirerek açıklayabileceğimiz bir çerçeve, bir bağlam var mı? Değil. Dedi ki yahtemünü en yukale. Yani şunlar söylenebilir. İnne mana kavlihi el imanu. Uniye yani iman sözüyle şu kastedildi. Bi el imanul vacibu el fardu el lazim. Aslında burada kastedilen mana nedir? Farz olan, vacip olan iman. Ve min sıfatihi, onun sıfatından en yakune marifetin. Bak onun bir sıfatı olabilir marifet. Liannel vacibe aleyhi, çünkü vacip olan nedir? En yusaddika men yecibu aleyhi tasdiku anin nazari vel istidlali. Yani
inanılması gereken, tasdik edilmesi gereken şeyi ancak neyle öğrenebiliyorsun? Düşünme ve delillendirme yoluyla. Yani bir nitelik, yani o asli olan şeye ulaştıran bir nitelik olarak söylenebilir. Feyekun hineydin, bu durumda ne olur? Tasdikuhu marifeten. Yani bu asla ulaşmak için ortaya koyduğu düşünme çabası, delillendirme süreci ki tasdikle sonuçlanıyor, değil mi? Bu marifet ve ilim olur. Bir sıdkın muhbiri. Haber vereni tasdik etme bakımında. Ve yakine, ve yakin olarak desinler. Yennehu, niye? Yezulu bihi şekkuhu. Bu sürecin gerçekleştirilmesiyle ne oluyor? Şüphesi de ortadan kalkıyor. Bak, yakin olarak isimlendi. Fîmâ yetenevvâ ileyhi habaru imkânı. Yani işte bu süreci işletmeden önce kafasında bir ton neler vardı? Alternatifler, opsiyonlar falan vardı yani. Fe yetehakkabu lehu sıdkuhu. Yani bu süreci işletmekle, delillendirme süreci, düşünme sürecini işletmekle ne oldu? Tasdiki ortaya çıkmış oldu. Ve emma manel İslami. Şimdi İslam'ın anlamına gelince, İslam anlamına, yani imanın İslam olarak isimlendirilmesi bağlamına gelince, fehuvel istislamu vel inkiyadu. Nedir İslam? Teslim olma, boyun eğme. Ve kullu men i'tekade sıdka gayrihi fîmâ ahbarahu bihi, yani her kim ki kendisi dışında haber veren bir kimsenin doğruluğuna inanıyorsa ne yapmış olur? Fakat istesleme lehu, ona teslim olmuş olur. Yani kişi tasdik ettiğine teslim olmuş olur. Aslında yani bu teslim, İslam, inkiyat, yakin, marifet bir anlamda ne diyelim, imanın oluşma sürecini ortaya koyan nitelikler. Tamam, yani hepsi imanın oluşmasına, ortaya çıkmasına vesile oluyor. Bunları da yani bir anlamda imanın nitelikleri de diyebiliriz. Hocam bak, dediğin gibi şeye bağlı. Sıfatlara Evet. bağlıyor. Ve la aynuhu ve la gayruhu şeyine getirdi yani burada da. Sen böyle bir açıklama gördün mü hocam daha öncesinde? Bu şu an okuduğum şey mi diyorsun? Tabii, yani öyle ki hocam, Güzel bir şey. yani hem sıfatlara ilişkin bir metodoloji görüyorsun, hem de İmanın açıklanmasına ilişkin bir metodolojiyi görüyorsun. Yani ben daha önce görmedim böyle bir açıklamayı. Evet. Güzel Yani bir. gerçekten ilginç ve çok sistematik, yani sistematik olmak böyle bir şey herhalde hocam yani. Bu özellikle o marifet olarak açıklaması da benim hakikaten hoşuma gitti. İmanda şey var. Bunu Bir bilgi oluşuyor ama oluşan şey iman değil yani. Bir iman tasdikin aslında bir neticesi hasılası. evet. İstislam da öyle. Yani buradan şunu anlıyoruz işte. Allah konuşandır. Allah görendir. Ama görmek kendisi değil. Evet. Veya konuşması kendisi değil. Bir anlamda ne diyelim? Alemle olan ilişkisini anlatan, ortaya koyan nitelikler. İmanı da yani aynı metodolojiyle, aynı mantıkla açıklıyor burada da yani. Evet. İman özü itibariyle bak, zatı tasdiktir. Ama bunun sıfatları marifet, yakin, inkiyat, istislam gibi sayıyor. Yani gerçekten önemli bir açıklama yani. Bunda kalın çizgilerle not etmek gerekir diye düşünüyorum. Velizelike, şu son vurucu cümleyi de okuyalım. Cezen yüsemme et-tasdiku İslamen ve marifeten ve yakın. Bu itibarla
tasdik, İslam, marifet ve yakin olarak isimlendirilmesi mümkündür. Evet, yani el-ikrarü bil-lisani burada bırakalım mı sevgili hocam? Evet hocam. Başlıkta kalalım.